Selam, nasılsınız? Ben Zeynep. Bugün hep beraber 2008 yılında aldığım yılbaşı ağacını süsleyeceğiz. Kendisi biraz yaşlandı ama ben onu ilk gün aldığımdaki hevesimle her sene süslemeye devam ediyorum. Cümlem size saçma mı geldi? Hemen anlatayım. Ben çocukluğumdan beri her şeye heves eden ama hiçbir zaman devam ettiremeyen biriyim. 3 yaşındayken haftalarca Barbie bebek evi diye tutturmuştum mesela aileme. Sonunda inadım meyvesini verdiğinde hevesimin sönmesi 3 günümü falan almıştı. Aklınıza gelebilecek her türlü kursa gittim ama en uzun süreni 1 sene devam etti. Benim kadar maymun iştahlı birini görürseniz benden ona selam söyleyin. Ben artık büyüdüm. Bunun yılbaşıyla ne alakası var? Diyebilirsiniz elbette. İzninizle size bu minik yılbaşı ağacından bahsetmek isterim. Bir zamanlar benimle aynı boyda olan bu yılbaşı ağacı alındığında sadece 7 yaşındaydım. Ve yeni senelere bayılırdım. Çünkü tüm aile bir araya gelir ve kocaman bir sofrada beraber yer içer, tüm akşam sohbet edip oyunlar oynardık. 2020 senesi hariç bu hep böyle oldu. Hem okulda da çekiliş yapardık. En sevdiğim arkadaşım ya da hoşlandığım çocuk bana çıksın isterdim hep. Tabii çıkmazdı hiç. Ama ben kim bana çıkarsa çıksın, hediye almayı da, hediye vermeyi de çok severdim. Bravo Zeynep, bir sonraki yıla geçmeye hak kazandın, derdi bana o hediyeler. Evdeki hediyelerin dolaplarda, orada burada saklanmasını sevmezdim. Bilmem, belki de filmlere özenirdim. Bir yılbaşı ağacımız olsaydı, ne güzel olurdu. Hem ondan geriye sayarken ışıkları kapattığımızda bizi aydınlatan tek şey televizyon olmazdı böylelikle. Rengarenk ışıklarını görürdük yılbaşı ağacının. Tıpkı bir önceki yılda bıraktığımız anılar gibi. Yeşil ışıklar mutluluklarımız, maviler üzüntülerimiz, kırmızılar sevgilerimiz olurdu. Sizin anlayacağınız, o sene yılbaşı ağacına kafayı takmıştım. Aileme sürekli söylüyordum ama beni benden iyi tanıdıkları için bir defa heves edip evdeki diğer eşyalar arasında itecek olduğum yılbaşı ağacını almaya çok sıcak bakmıyorlardı. Ama yok, inadım inattı. O ağaç benim olacaktı. Aldığımız günü hatırlıyorum. Ben sadece süslerini taşıyabilmiştim. 7 yaşındaki çocuk bedenim ağacı olduğundan büyük sanmama sebep oluyordu. O yüzden onu taşıma görevini babam üstlenmişti. Annemin ise rolü daha büyüktü. Çünkü bana kıyamayıp almayı kabul eden kişi oydu. Tam 12 sene oldu. Her sene ağacımıza süsledik. Bazen anneannemlerin evinde yılbaşını kutladık. Oraya da götürdük. Boyum uzadıkça ağacımın boyu kısaldı ama onu süslemekten hiç vazgeçmedim. Bunun sebebini şimdi anlıyorum. Çünkü yılbaşı ağacını hiçbir zaman tek başıma süslemek zorunda kalmadım. Ailecek yaptığımız bir gelenek haline geliverdi. O yüzden ondan hiç sıkılmadım.